Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Size yine iğneden tabi model hazırladım. İlk önce iğne oyasını göstererek her zamanki gibi başlayalım. Evet, gelen iğne oyası modeli bu şekilde yapraklar arasında. Böyle bu şekilde olan modeli. Ortasında da sarı yuva var arkadaşlar. Bu keloğlanları o sarı yuvalara yaparak tutturmuşlar. Ben de bunu tığa çevirdim sizler için. Evet. Benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Ortasındaki aynı sarı yuvayı yaptım. Ve e, fıstık yaptım arkadaşlar. Çünkü hep olan modelini yapıyorum. Arkadaşlarımız abla fıstık modeli. Fıstık modeli. Keloğlanı bu şekilde fıstığa çevirdim. Herkesin gönlü olsun. Hem modeli gönderen kişi modelinin e, kıa çevirilmiş halini görsün. Hem de fıstık isteyen, yorum yazan arkadaşlarımızın gönlü olsun. Yaprağı arkadaşlar o yapraktan yapmadım. Çünkü dört videodur. Hep aynı yaprağı göstermek istemedim. Uzun zamandır da bu yaprağı göstermemiştim sizlere bu şekilde. Hem bu yaprağı farklılık katsın. Ee, hep aynı yaprak sıkılmışsınızdır gözünüz bu şekilde farklı bir yaprak üzerinde ama model olarak aynı arkadaşlar yapraklar arasında bu şekilde kele olan modeli fıstık modeli bizler için Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim Evet arkadaşlar şimdi ortadaki sarı yuvayı yaparak başlayacağız onu da sihirli halka ile yapıyorum arkadaşlar sihirli halkanın yapımı çok kolay oluyor Parmağımdan gelen ipi şöyle bakın sağ tarafı yatırıyorum Şöyle sol parmağımla da ipi tutuyorum Bu ortadan Halkanın ortasından girip Bir tane sık iğne yapıyorum Bakın ikili olan telden Şöyle üstte olacak Bu şekilde sık iğnemi yaptım bir tane Bir sık iğneden sonra 3 tane zincirimi çektim Ve Buraya Bu şekilde arkadaşlar 3 zincirden bir tane yuva yaptım. Hemen yine yanına bir sık iğne. Bakın minik bir yuva hazırlayacağız. 3 zincir 3 zinciri bu ikili telli tarafından bakın bu şekilde kapatıyorum. Hemen 3 zincirli yuvanın yanında bir tane sık iğne. Yine 3 zincir. Bu şekilde 3. yuvamızı da yaptık. Buraya bu şekilde 5 tane yuva yapacağız. Şu ipi çekerek daraltabiliyoruz. Kolaylığı bu zaten arkadaşlar tercih etmemin sebebi. 8 veya 6 zincir çekip yuva büyük geldi, yuva küçük geldi. Derdine son. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Tabi yapamayan olursa hangisi kolayına gelirse onu yapabilir. Yine bir sık iğnemi yapıp 3 zincirimi çektim. Bu dördüncü yuvam oldu. Yine bir sık iğne 3 zincir bu şekilde 5 tane yuva yaptık mı arkadaşlar şunu şimdi 5 tane yuvamız olduğu için full bu şekilde çekiyorum bakın şimdi buranın sık iğnesini yapmadık bakın 5. yuvanın sık iğnesini yapmadık 3 zincirli yuvanın çünkü arkadaşlar arada bir tane burada başlarken sık iğne ile başlamıştık bunu da sahte sık iğne ile sık iğne ile kapatarak buradan bir tane ortasında birinci ile beşincinin ortasında sık iğne olmuş olacak bakın hemen yandaki ilk yaptığım sık iğnenin içinden bir tane ilmek çıkardım sahte sık iğne ile de buraya kapattım bakın bu şekilde arkadaşlar ortada şöyle büyük iki tane olmaması için sık iğnenin içine girerek sahte sık iğne yapıp hem kapattım bu şekilde hem de oraya bir sık iğne yapmış olduk. Böyle makasımı uzağa koymuşum arkadaşlar ipimi. Kopardım bu şekilde. Şimdi bunu arkadan ilmek alarak kaynaştırma işlemi yapacağız. Ara ara gösteriyorum zaten arkadaşlar. Kopardığımız yerin hemen yanındaki yerin dibinden bu şekilde buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Kestiğim ipimi o sıktırdığım ip değil de kestiğim ipi tutup buradan bakın şöyle kaynaştırma işlemini yapıyorum. Evet, yuvamız hazır. Hemen şu iplerimi temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bakın buraya üçer zincirli yuvalar yapmıştık. Bu yuvaların içine şimdi girerek yine yuvalar yapacağız. Sık iğne ile pimi buraya sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen ikinci geçiş olarak yine bu üç zincirli yuvanın içine sabitliyorum. 5 zincir. Hemen yuvaya sabitledim. Yine 5 zincir. Sabitliyorum. 5 tane yuvanın üzerine 5 tane fıstıklarımız için bu şekilde yuva kuruyoruz. Yine aynı şekilde bakın. İlk başladığım yuvanın içine de sık iğne ile de sabitledim. Döne döne yuvalarımız hazır. Hemen 1 ve 2. 2 tane sık iğne yaptım arkadaşlar bakın. İlk yuvamın içine girip 2 tane sık iğnemi yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi bakın bu şekilde şöyle fazla çekmiyorum ipin ucunu altından girerek dibinde bir tane zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane. 5 tane zincirin için arkadaşlar. Bu şekilde 10 tane ilmeği topladım. Onunu birden bakın buraya minik bir fıstık oluşuyor. Onunu birden çektim ve son olarak buradan da bir tane ilmek alıyorum. Yuvadan bir zincir çekiyorum dibinde. Sonra da fıstığımı buraya sık iğne ile sabitliyorum. Minik bir fıstığımız oldu minik ve çok tatlı bir fıstık oldu arkadaşlar yine 10 tane zincir çekiyorum buraya 5 6, 7 8 9 10 11 11 oldu arkadaşlar şöyle çevirelim hani buraya sık iğne yaparak yuvaya girmiştik ya fıstık yapmadan önce buraya bakın sık iğnemin hemen ortasına bu 11 zincirimi bu şekilde sabitliyorum Evet bir iki zincirimi çekip bakın bu kenara yaptığımız zincirle yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitledim bu bir iki zincir yuvaya girdim sabitledim 2 3 bu şekilde minik kirpikleri yaparak buraya da 10 tane arkadaşlar böyle minik kirpikler yapacağım 2 zincir 4 sahte zık kapatırken oturması için bir zincir bir zincirde üzerine iki zincir oluyor arkadaşlar bu şekilde minik kirpiklerimiz oluşuyor 5 2 zincir yuvaya girdim 6 7 8 9 Bakın. Şöyle fıstığımın kenarını arkadaşlar 10 tane minik kirpiklerle doldurdum. Ve bakın bittikten sonra yine aynı yuvaya fıstığımın hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Hem de şöyle burayı meyilli yapmış oldum. Hemen yine arkadaşlar bakın iki tane sık iğne yaparak İkinci yuvama da bu şekilde başlıyorum Evet şöyle Evet arkadaşlar bakın bu şekilde fıstığımızın kenarında böyle minik minik kirpikler minik fıstığın kenarında minik minik kirpikler şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde iki tane sık iğne yaparak bırakmıştık iki sık iğnemizin üzerine beş tane zincir çekiyorum Evet 5 zincirimi çektim bu şekilde aynı şekilde ilkinde gösterdiğim gibi buraya 10 tane ilmeği toplayacağız 2 alttan giriyorum ve 3 4 zincirin altından gir zincir çek 5 6 7 8 9 ve 10 bu şekilde 10 tane ilmeği topladık minik bir fıstık yapıyoruz şimdi arkadaşlar bakın onunu birden bu şekilde Bismillah yine yarabbi topladım fıstığımı arkadaşlar bakın ve buradaki ilmeğimin içinden de girip bir tane şöyle işte dibinde bir zincir çekiyorum. Tığımdaki ilmekten de alıp fıstığımı kapatıyorum. Evet bakın arkadaşlar minik bir fıstığımız yine oluştu. 10 tane zincir çekiyorum. 11 tane. 6 7 8 9 10 ve 11. Şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar. Bakın buradaki sık iğnemin içine bu şekilde giriyorum ve buraya 11 zincirimi kapatıyorum sık iğne ile bunu buraya kapattım şöyle dönmeden önce iki tane zincir çekip bu şekilde dönüyorum bakın arkadaşlar şimdi bu fıstığımızın içini bu iki zincirli kirpiklere sahte sık iğne yaparak tutturacağız iki zincir

Bu da 10. arkadaşlar. Bu şekilde bakın fıstığımızın yine tepesini ikişer kirpiklerle doldurduk. Hemen fıstığımızın olduğu yuvaya bu şekilde buraya da bir tane sık iğne yaptım bakın arkadaşlar. Hemen üçüncü yuvaya da bu şekilde iki tane sık iğne yaparak başlıyorum. 2 tane sık iğneden sonra yine 5 tane zincir çekerek bu fıstıkları yapacağım arkadaşlar aynı işlem diğer yuvaları da kalan 3 yuvayı da bu şekilde dolduracağız bakın çok hoş ve çok tatlı oluyorlar İnşallah güzellik size de yansıyordur arkadaşlar şimdi bunları bitirelim aynı şekilde arkadaşlar sonra yaprağımızın çatım işlemine geçelim Evet arkadaşlar modelimiz ağır olduğu için şöyle iki yaprağımın arasına sadece tığ battı mesafesi bırakıyorum. İstediğiniz ara suyu siz tabi yapabilirsiniz daha ağırlaştırsın diye. Modelimiz baya zahmetli. Bir de ara suyuyla onu boğmak istemedim aslında. Yine de siz bilirsiniz tabi ki de. Ve buraya 10 tane ara tığ battı mesafesini bu şekilde vererek ikinci modelimize başlayacağız. ilk başlarken de aynı bu şekilde. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincirimi çekip bu şekilde bakın yandaki boş olan tığ ya sahte e, sık iğne yaparak normalde yapabilirsiniz arkadaşlar şu duruşu bakın şimdi bu dibine otutturduğumuz daha bir zarif ve zürafayı anımsattığı için bu şekilde yapıyorum hangi türlü yapmak size ait bir şey istediğiniz sık iğne türünü yapabilirsiniz 3 zincirimi çekiyorum. 10 tane tığ battı mesafesinden sonra 3 tane daha yuvam için yapıyorum. Şöyle ters tarafına döndüm. Yaprağımızı bu şekilde buraya oturtacağız arkadaşlar. Hemen bir zincirimi yine sık iğne ile dönüp bu şekilde buraya sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4 6, 7 8, 9 ve 10 10 zincirimi çektim. Ortada bir tane boş tığ battı bırakıp hemen ikinci tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın tığ battıktan sonra bu 10 zinciri çekmeye çalışmadım. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitleyip şöyle bakın hepsini aynı tığ battı mesafesinde tümseklikte bıraktım. Bu şekil yaparsanız yaprağınız daha düzgün durur arkadaşlar. Direkt yuva zinciri çekmeye başlamadan önce tığ battının ortasına sık iğne ile dönüp sonra zincirinizi çekerseniz bu şekilde yuvanız daha muntazam durur. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde bir zincirimi çekip şöyle düz yüzüne dönüyorum. Bir defa da tığımın başını doladım. Hemen bu 10 zincirli yuvadan bir ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmek var ve üçünü birden bu şekilde buraya sık iğne ile sabitledim. Ve buraya 4 tane zincir çekiyorum ve bu yaptığım bakın sahte trabzanın arasına girdim sık iğne ile sabitledim şimdi zincir çekmiyorum arkadaşlar çok tümsekli oluyor o yüzden sadece buraya bir dibinde bir sık iğne veya bir zincir çekerek bir tane ilmek çıkarıyorum aynı kapattığım yuvaya girdim bir tane ilmek çıkardım bir tane de yuvadan bir zincir çekerek bir tane ilmek çıkarıyorum ve iki iki alarak bu şekilde bakın yaprağımızın yapımına başlıyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Hemen ilk zaten gözüküyor telleri arkadaşlar. Buraya 4 zincirimi kapattım. Tomurcuk yaptım. Aynı yuvanın içine giriyorum. Şöyle dibinde bir zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum veyahut sonra sıradaki telimin arasına girip bu şekilde burada da bir zincir çekiyorum. Yuvadan girdim. Daha önceleri çok sık yapıyordum arkadaşlar. Sıkıldıysanız diye diğer yaprağı çevirdim. Yine farklılık olsun diye arada bunu bu şekilde gösteriyorum. Evet. Bakın. Buradaki kirpik sayımız 5 olana kadar bu şekilde ilmeklerimizi almaya devam edeceğiz. Yine köşeden 4 zincirimi çekiyorum. Buraya kirpiğimi kapatıyorum. 3. kirpiğimi yaptım ve yuvaya girdim. Dibinde bir zincir bir ilmek. Sıradaki telin arasına giriyorum. Dibinde bir zincir. Yine bir ilmek. Sıradaki sonuncu bakın yuvamızın içine de bu şekilde giriyorum. Ve dibinde bir zincir çekerek bir ilmek. En son yuvaya giriyorum. Yuvaya girdik girmeyi unutmayın. Girdikten sonra şimdi 2 2 alarak başa kadar çıkacağım. 2 2 2 ve yine başında 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve telimin, ilk telimin arasına hemen kapatıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bakın. Aynı kirpiği kapattığım yerden bir ilmek aldım. Sıradaki telimin arasına girip yine dibinde bir zincir bir ilmek sıradaki telime giriyorum dibinde bir zincir bir ilmek Sonuncu yuvaya da giriyorum bu şekilde hiçbir zorluğu yok arkadaşlar yaprağın yapımına siz e, oturduğunuz yerde koltuğunuzda daha rahat yapacağınızı eminim daha güzelini muntazamını yapacağınıza eminim burada kamera e, görüş açısı kah bulanıyor kah düzeliyor ben kameradan baktığım için görmekte de zorlanabiliyorum. Evet, son sıramızda bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bakın 4 zincirimi çekiyorum buraya kapattım yine aynı şekilde. Şimdi ilmek toplama bitti artık. Aşağıya sık iğne yaparak ineceğiz ve her sık iğneden önce bir zincir çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Yoksa burası gerdiriyor inerken. Bakın dibinde bir zincirimi çekiyorum. Sonra sıradaki telin arasına girip sık iğne ile kapatıyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum. Sıradaki telimin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Dibinde bir zincirimi çektim. Hemen bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum. Ve sonucu yuvaya hiç sık iğne çekmeden giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımı buraya sabitledim. Arkadaşlar buraya şimdi buraya orta kısmına şeyimizi tutturmak için dal yapacağız. 2 zincir çekerek trabzanımı yapıyorum. Hemen ortaya girip 2 2 alarak bir tane trabzan yaptım. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Döndüm. Bir defa doladım. Bu yapmış olduğum trabzanı aralayıp tam ortasından 2 2 olarak girip bir tane trabzan yaptım. Evet, şimdi bir zincirimi çektim, düz yüzüne döndüm. Bu yaptığım motifimi alıyorum arkadaşlar bakın. Bu motifi ipi kopardığımız yerden bu ortasında bakın sık iğne var. Sık iğne ile giriş yapmıştık. Tam ortasındaki yerden buraya sık iğne ile tutturdum. Hemen bir zincirimi de çekip bir zincir çekerek başlamıştık bir zincir çekerek burada trabzan yapmıştık ya arkadaşlar bakın iki tane trabzanın tam ortasına sık iğne ile sabitledim bir iki zincir çekerek bir alttaki trabzanımı aralayarak bakın hani trabzan aralayarak yukarı doğru çıkmıştık oraya kapatıyorum bu şekilde bir zincir çekerek yine bir alta iniyorum Evet şimdi arkadaşlar bu yaprakta ne yaptıysam aynısını bu tarafta da yapıyoruz şöyle ipimi alayım ipimiz şey çiçeğimizi bu şekilde dalımıza tutturduk arkadaşlar şu yaprağın öbür tarafı da yapıp hemen dönüyorum Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu birbirine yakın yapmışım. Benimki zaten model amaçlı arkadaşlar. Siz ara mesafesini biraz daha verebilirsiniz. Ee, bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle yapraklarını göstermek istiyorum. Yapraklarıyla kenar kirpikleri fıstığın kenarındaki arkadaşlar bu kirpikler birbirine çok uyumlu oldu bu tırtıklar. Aslında sanki bu yaprak bu çiçek için özel tasarlasak bu kadar rast gelmez arkadaşlar birbirine çok uyumlu oldu bence. Bu yaprağın kenarındaki tırtıklar olsun. Şöyle fıstığın kenarındaki tırtıklarla birebir aynı oldu. Evet bu da allah Teala'nın arkadaşlar bakın. Bizler için bir lütfu. Birbirine çok uyumlu. Hem yaprağıyla hem çiçeğiyle çok uyumlu bir model oldu arkadaşlar. Bakın çok hoş ve çok zarif bir model. Farklı bir model oldu. Modelim bu emeklerim için beğeni veri yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Videolarımın devamı için, bu önermelerde öne çıkmak için bu yorumlarınız, beğenileriniz önemli. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.